İyi akşamlar Dejder. Teke Tek'te beraberiz yine. Çok sık beraber olmaya başladık. Hayırdır inşallah diyelim. Teke Tek'te bu akşam siyaset konuşacağız. Hem de siyasetin tam kalbini, göbeğini konuşacağız. Biliyorsunuz aday listeleri artık netleşti. Partilerde kim içeride kaldı, kim dışarıda kaldı hepsi belli oldu. Ve bu akşam hem iktidar partisinin hem ana muhalefet partisinin iki önemli ismini, grup başkan vekillerini konuk edeceğiz. Hem listeleri hem de cumhurbaşkanlığı seçimiyle ilgili adayların çalışmalarının nasıl gittiğini, nasıl yönleneceğini, nasıl gideceğini konuşacağız. İlk bölümde CHP grup başkan vekili Sayın Engin Altay konuğumuz. İkinci bölümde ise AK Parti grup başkan vekili Sayın Profesör Doktor Mehmet Naci Bostancı bizimle olacak ve vakit kaybetmeden hemen Engin Bey'le başlamak istiyoruz. Engin Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk, iyi yayınlar. Sizi yorgun görmedim, o kadar miting koşturuyorsunuz Kemal Bey'in yanında. Bu sahadan aldığımız Muharrem Bey'in yanında. Pardon, Muharrem Bey'in yanında. Sahadan aldığımız yüksek enerjiyle ilgili hakikaten ayın 4-5'inden beri sahadayız. Buraya da Bolu mitinginin teriyle geldim, kusura bakmayın. Evet, Bolu'dan geldim. Hiçbir gömlek diyorum. Değiştirme bile imkanı olmadan. Olmadı. Gerçi konuşan Muharrem Bey ama yorgun değiliz. Bu inançla, bu umutla biz epey miting yapacağız. Peşin söyleyeyim, 71 vilayete Muharrem Bey'le gidip meydanlarda kendimizi ve projelerimizi anlatacağız. 10 vilayete gitmiyorsunuz. Evet. Niçin? Mümkün değil. Olabilirliği yetişmiyor. Yok, yetişmiyor. Yoksa bir doğu, batı, kuzey, güney ayrımı, güçlü olduğumuz, güçsüz olduğumuz il ayrımı asla yapmıyoruz. Hak gerektir ki güçlü değilsin. Konya, yani Konya. Beni en çok şaşırtan Hakkari'den ziyade Konya'dır. Konya'da ilgi nasıldı? Müthişti. Gerçekten. Samimi söylüyorum. Allah. Siz beni tanırsınız. Yani zaten yalan söylesem sırıtır, belli olur. Konya beni en çok etkileyendir. Hakkari hadi öyle böyle yani. Ama Konya beni en çok etkileyen, bugüne kadar il Konya'dır ve Rize'dir. İlginç şakada ikisi de AK Parti'nin evet. Kalesi denilen evet. Yerler. Evet. Rize bir de evet. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın memleketi evet. Olduğu için ayrıca bir ikinci kale özelliği var. İlginç. Peki hemen geçen hafta benim yazdığım bir yazıyla başlayayım. Siz de yazıdan sonra beni aradınız. Evet. Dediniz ki durum pek o değil ama algı o yöndeydi. Toplumsal algı da o yöndeydi. CHP'nin seçmen algısı da o yöndeydi. Ve bana da bu bilgiyi veren sizin ekiple çalışan bir sizin de tanıdığınız bir arkadaşınızdı. İsmini vermem doğru olmaz ama. Dedi ki ya biraz yalnız hissediyoruz kendimizi. Parti, belki kuliste versiniz. Belki de. parti dedi sanki yeterince ağırlık koymuyor gibi geliyor bize dedi. Bir yalnızlık hissi var bize dedi. Siz de hem Muharrem Bey aradı dedi ki böyle bir şey yok. Genel başkanımızın bazıları yanımda. Her yere beraber gidiyoruz. Evet partiden bir para almıyoruz ama bu parayı zaten almamız mümkün değil. Kendi imkanlarımızı kullanıyoruz. Bağışlar başlayınca biraz daha elimiz rahatlayacak belki. Beraberiz dedi. Siz de aradınız. Dedi ki ben yanındayım. Yani ben partiden benden daha yetkili kim var ki yanında olacak genel başkandan sonra dediniz. Ama böyle bir algı vardı. Bu algı niye oluşuyor ya da bu algı niye yanlış, niye doğru sizce? Böyle bir algının ben oluştuğuna çok, yani siz böyle bir şey yazınca tabii çok okunan, takip edilen bir yazar olarak, televizyoncu olarak aslında kusura bakmayın ama algı siz yazınca oluştu. Öncesinde böyle bir şey yoktu. Tabii siz de bir bilgiye dayalı bunu yazdınız. Siz görevinizi yaptınız gazeteci olarak. Bunu yazmazsanız görevinizi yapmamış olurdunuz. Ama vaka öyle değil. Hakikaten öyle değil. Bu fitne fesat her partide kısmen şu veya bu oranda hep vardır. Yani tahammülsüzlük, hazımsızlık, doyumsuzluk, ne de hadsizlik bunlara sebep olur. Ama çok net bir şey var. Parti her türlü yardım yapıyor ama bir yardımı yapmıyor parti. Para yardımı yapamıyor, yapamaz, yasaya aykırı. Yani partiye şey sebep olur bu, dava konusu şey olur ve bu paraların hazine iradı da gerekir yeniden. Şimdi çok şükür açılan bağış kampanyası çok iyi gidiyor. O günlerden de biz tabii harcamalarımızı borçlanarak harcadık. Yani partiden şuraya şu para, buraya para asla almadı. Bunun dışında gittiğimiz her mitingde aşağıda her mitingde 10 ile 20 arası milletvekili hep var idi. Ben de diyordum ki arkadaşlar sizin burada ne işiniz var? Gidin kendi seçim bölgelerinize vesaire. Çünkü bu Cumhurbaşkanı... Gidilen yerin milletvekilleri mi yoksa? Hayır. Gidilen yerin milletvekili olması için İstanbul'da olmamız lazım. Bunun dışında böyle bir çok sayıda milletvekilimiz yok. Konya'ya gidiyoruz 8-10 tane. Hakkari'ye gidiyoruz 16-17 tane. Rize'ye gidiyoruz 15-16 tane. Bunlara gerek de yok. Ama arkadaşlar tabii katkı sunalım. Bir dayanışma içinde olalım. En azından bir dayanışma anlayışını hem Muharrem Bey hem kamuoyuna gösterelim diye ama biz Muharrem Bey'in adaylarını açıkladığımızda önemli bir şey yaptık. Muharrem Bey parti rozetini çıkardı. Türk bayrağını temsil eden, rozeti simgeleyen rozeti taktı. Bizim Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy veren seçmenlerle
yönelik bir çalışmamız da olmaz. Çünkü orada bir tereddüt ve sorun görmüyoruz. Bizim yıllarca 16 yıldır AK Parti'ye oy vermiş 23 milyon seçmene seslenmemiz, hitap etmemiz, onların güvenini kazanmamız gerekir. Bunun için bir iki şey lazım. Bir doğru dürüst bir belge, yani iddianame, işte şey, manifesto deniyor ya bazen. Ben beyanname diyorum. Daha hoş seviyorum o kavramı. Bir beyanname. İkincisi de Türkiye'nin her kesimine, toplumun her kesimine ama öncelikle AK Parti'ye oy veren o büyük kesime güven vermemiz lazım. Ve bunu yapmacık rolle falan da yapamayız. Olduğumuz gibi olacağız. Geçen söyledim, bir gazete yazmıştı. Muharrem Bey'in ben en büyük avantajlarından birinin doğallığı olduğunu düşünüyorum. Yani bizim vatandaşımız çok tumturaklı, çok sükseli şeyleri, insanları sevmez. Onları kendinden ayrı ve uzak görür. İçimden çıktı. Şimdi ne diyor sıradan sokaktaki vatandaşımız, sıradan derken sokaktaki mühendis de, simitçi de, hepsi aynı yani. Muharrem Bey bizim içimizden çıktı diyor. Bak çobanlık yapmış diyor. Bak işte babası kamyoncuymuş, kamyon muavinliği yapmış. Yeri gelmiş babasıyla kamyona eşlik etmiş, yeri gelmiş babasının uykusu gelince kamyon sürmüş diyor. Hayatın bütün çilelerini çekmiş. Orta direğin düşük gelir seviyesine sahip kesimlerin çektiği bütün çileleri çeke çeke gelmiş biri. Bunu gördü toplum. Bu algı, Muharrem Bey'e yönelik teveccühü ben daha çok buna da bağlıyorum. Bir şeyi daha gördü toplum. Muharrem Bey 16 yıldır mecliste, mal varlığına baktığınız zaman siyasetten zenginleşmiş biri değil ve zengin, bundan sonra da siyasetten zenginleşme gibi bir anlayış ve ahlaka sahip olmadığını da gördü. Bütün bunlar Muharrem Bey'in avantajları. Dezavantajlarımız yok mu? Elbet vardır. Ne o dezavantajlar? Yani ben şimdi düz söyledim. Dezavantajlarımızdan birisi şu mesela. 1950-2018. Kaç yıl? 70 yıl. 70 yıldır vatandaş Cumhuriyet Halk Partisi'ne değerli olarak devletin anahtarlarını teslim etmemiş. Bizimle toplum arasında bizim hiç hak etmediğimiz bir algı sorunu var. Dolayısıyla bir psikolojik duvar var. İdi. Biz 16 Nisan'da bu duvarı, 16 Nisan referandumunda zaten çatlatmıştık. Hiç temas etmediğimiz kesimlerle temas ederek, daha doğru toplumunda hiç kimseyi incitmeyecek şeyleri inanarak söyleyerek bu duvarı, toplumla aramızdaki psikolojik duvarı çatlatmıştık. Ama o duvarı çatlatırken tek başına değildiniz. Başka partiler de var. Tabii. Sizin. Hayır. Yani hayır bloğu olarak diye düşünülebilir ama biz giremiyorduk bir yerlere 16 Nisan'dan önce. Şimdi burada isim zikretmeyeyim ya da kesim zikretmeyeyim. Ben İstanbul'da, hayatta yani yaklaşmaya belki şartlı refleks deyin, ne derseniz deyin, ya da benim yaklaşmamı onların refleksi olacak sahalara, alanlara ben girdim. Biliyorum. Şimdi o dezavantajlarımızdan bir önemlisi oydu. Ama Muharrem Bey'in adaylığıyla bu toplumla aramızdaki psikolojik duvar noktasında daha fazla mesafe alıyoruz. Muharrem, yani CHP'nin üstten bakan tavrı değil işte, evet, ortadan kalktı. O yani. Kalktı. O, en azından algısı kalktı. İnançlar bakımından işte CHP'lilerin inançlarının sorgulamasına yönelik tavrı. Şimdi Muharrem Bey kim inanç noktasında sorgulayabilir? Yani Allah var, ben şahidim. Memleketi Yalova şahit. Ankara şahit. Muharrem Bey bu noktada Anadolu Müslümanlığı diyoruz yani. Yani beş vakit gitmese de cumasını kaçırmayan, Ramazan'ını ihmal etmeyen bu standartlarda birisi. Kim şimdi eskiden ne diyordu bizim için? İşte bu işte dinsiz de şu da bu da falan filan. İyi ama işte alnı secdeye değmiyor. Bu çok söylenirdi mesela. Ya çok iyi. Çok iyi ama işte alnı secdeye değmiyor. Ya kim biliyor? Kimse Allah'ın tahsildarlığını yapmaya kalkmasın. Bu Muharrem Bey'le mesela kırılan işlerden birisi i̇şte bu. Annesinin başörtülü olması. Tabii annesi öyle. Hadi anne öyle, kız kardeşi. Muharrem Bey bu şekilde, bu nitelemeye, nitelendirilen şekilde biri olsa kız kardeşin en azından etkiler. Ama kız kardeşinin başörtüsü Muharrem Bey için gurur vesilesi. Bunu her yerde söyler. Eşinin de başı açıktır. Bunu da tartışmamız bile doğru değil. Bu tartışma şunun için yapılıyor işte. AK Parti'nin, biraz eleştireceğim. Naci Bey biraz sana gelir cevap verir. AK Parti'nin Türkiye yaptığı en büyük kötülüğü ben inanç siyaseti üzerinden, etnik siyaset üzerinden ve yaşam tarzı üzerinden toplumu ayrıştırması diye özetlerim. Ekonomi kötü gidiyor. Bunlar hallolabilecek şeyler. Ama bu inanç siyaseti, etnik siyaset ve yaşam tarzı üzerinden yapılan siyaset, yani insanların başındaki örtüyle ya da ayağındaki eteğin boyuyla uğraşılan siyaset, bu toplumu bölen, önce kafalarda bölen siyasettir. İnançlar üzerinde hakeza. İnançlı, inançsız, şu, bu, işte Alevi, Sunni falan filan. Etnisite de öyle. Kürt, Türk. Yani şimdi Türkiye'de 6 milyon oy alan bir partinin genel başkanını, devletin bütün imkanlarını eğer kazanırsa seçimi teslim etmek durumunda olduğunuz
bir siyasi partinin genel başkanını hapiste tutarsanız bu insanları kafalarda önce bölmüş olursunuz. İnsanlar kafalarında bölündükten, ayrıştıktan sonra fiziki olarak toplumun ve ülkenin ayrışmasını kimse engelleyemez. Onun için hani dezavantajlar derken böyle kimi de sizin biraz önce belirttiğiniz o seçkinci algısı. Yani Cumhuriyet Halk Partiler seçkincidir. Bir iç muhasebe yapacağız canım yeri geldiğinde. Yani biz böyleyiz, biz değişmeyiz. Böyle bir şey yok. Yani siyasi partiler çağın gelişmelerine, toplumsal gelişmelere göre, toplumun değer yargılarına göre kendilerini revize etmeliler. Revize etmek, yenileşmek, yani başkalaşmak değildir. Bundan şöyle bir sonuç çıkarmak mümkün olabilir mi? AK Parti toplumu daha muhafazakar hale getirince Cumhuriyet Halk Partisi ister istemez daha muhafazakarlaşacak mı demek? Hayır. Hayır. Bizim muhafazakarlık da aslında çok şey bir kavram. Neye göre muhafazakar? Kimi konularda ben kendimi çok muhafazakar görüyorum. Yani muhafazakarlığın ölçüsü 5 vakit namaz kılmak, dini vecibeleri daha yoğunluğu yerine getirmek değil. Bu tamam ayrı bir şey. Muhafazakarlık tutuculuk statükonun devamıdır. Böyle bakarsan ben kendi partimi zaman zaman muhafazakar görürüm. Değişime açık olacağız, yenileşmeye açık olacağız. Burada bir sorun yok. Toplumun muhafazakarlaştığına çok inanmıyorum. Geçmişte asıl muhafazakarlık belki şu idi. Bunu kabul etmemiz lazım. Sen başını açacaksın. Bana göre asıl muhafazakarlık odur. Yani kim ne nasıl giyinmek istiyorsa giyinsin. Sosyal demokrat, özgürlükçü bir parti izleyeceğiz. Ama sen başını aç diyeceğiz. Bu seçmeyede de çok ciddi sayıda başı kapalı insan olacak bir yandan. Bir de yani bakın bize hakikaten büyük haksızlık yapıldı ya. Şimdi ben gittiğim ilçelerde kendi memleketimde Erfelek'te, Sinop'ta hani hala annem babam orada. Bakarım cuma namaza şimdi. Şöyle bakıyorum caminin %60'ı Fatih Bey vallahi CHP'li ya. Cuma cemaatinin. Ama vay efendim CHP'liler camiye gitmez. Yok bu böyle bir aldı. Bir dezavantajlarımızı söylüyorum. Mesela bizimle ilgili bir dezavantajda neydi? İşte CHP darbe yanlısı falan. Ama bugün Cumhuriyet Halk Partisi 27 Mayıs'ta 12 Eylül'ü aynı gören bir anlayıştadır. Bu da bize yaftalanmış bir haksızlık idi. 27 Mayıs'ı CHP yaptı, yaptırdı vesaire. 27 Mayıs Türkiye Cumhuriyet tarihimizin yüz karası bir gün söyle deseniz bana 27 Mayıs söylerim. 27 Mayıs. Başbakan. 15 Temmuz'da bir yüz karasıdır. Ama 15 Temmuz'u söylediğim de 20 Temmuz'u da söylerim. 27 Nisan'da öyledir. 12 Mart'ta öyledir. 28 Şubat'ta öyledir. Ama en ağırı bunun 27 Mayıs'tır. Bu gerçek. Bunlarla yüzleşmeden, toplumdan soyutlanarak, toplumu adeta yönlendirmeye, devşirmeye adeta kalkarsanız yanlış yaparsınız. Toplumdan uzaklaşırsınız. Geçmişte bu yanlışlar çok yapıldı demiyorum. Geçmişte toplum bizi hak etmediğimiz bir noktaya oturttu. Bunu söylüyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'nin de artık yeni dönemde bu kırılıyor evet, diyorsunuz. Bu 16 Nisan referandumuyla başlayan CHP ile ilgili bütün bu haksız, olumsuz algıların Muharrem Bey'in adaylığıyla ilgili daha da yoğun bir şekilde kırıldığını peki görüyoruz. Peki ne diyorsunuz? Bundan memnun. Muharrem Bey'in seçilme şansını ne görüyorsunuz? İkinci tura kalır mı bu iş? İkinci tur olursa Muharrem Bey'in ikinci turda daha kötü bir performans sergileyeceği, muhafazakar oyları alamayacağı, Kürt oyları alamayacağı gibi pek çok teori üretiliyor. Yani diyorlar ki evet zaten AK Parti Muharrem İnce'yi karşısında istiyordu. Muharrem İnce evet 200 lira o kalır 25, 26, 27 neyse 10'da belki 30'da ama ikinci turda üstüne hiçbir şey koyamaz. En fazla 40'ları görür ama daha fazlasını göremez diyenler var. Anket sonuçlarında da bazıları böyle gösteriyor. Evet. İkinci tura kalır mı? Kalırsa ne olur? AK Parti'nin, şunu önce söyleyeyim, yani AK Parti Muharrem İnce istiyordu ya da öyle söylendiğini söylüyorsunuz. Samimiyetle söylüyorum. Ben samimi, beyninin arkası olmayan bir siyasetçiyim. AK Parti Muharrem Bey'in adaylığının 4. günü şimdi ne yapacağız diye oturdu toplandı. Bütün stratejilerini ve planlarını değiştiriyorlar halen daha. Muharrem İnce'nin 4-3 gün içindeki karşılığı AK Parti'nin bu seçime giderken önceden hazırlanan bütün planlarını çöpe atmasını sağladı Muharrem. Tabii onlar Kılıçdaroğlu istiyor daha çok. Yani o Kılıçdaroğlu'nun istiyorlardı. O bir polemik yürütüyorlardı. CHP'yi yıpratma polemiğiydi o. Ama bu konuda AK Parti bir kere dengesini şaşırdı. Şimdi ne yapıyorlar? Hazırlanıyorlar mutfaklarında. Gelsinler göreceğiz. Meydan burada. Biz meydanlardayız. Onlar da çıkacaklar. Sonrasında da toplum, vatandaş, millet bir karar verecek. Onlar Cumhur İttifakı, biz Millet İttifakı olarak
650 parlamento seçiminde ciddi bir yarış yapacağız. Bir münakaşa ve yarış yapacağız. 5 cumhurbaşkanı adayı da çıkacak. Muharrem Bey'in durumu. Ben Muharrem Bey'in ilk turda seçilebileceğini çok öngörmüyorum. Seçilebileceğini. İlk turda Tayyip Erdoğan'a yakın bir oy alacağını, Tayyip Erdoğan'la aslında ikinci tura giderken ilk turda iki aday çok, diğer adaylara göre bence çok önde olacak. Çok önde olacak. Ondan sonrası gene tabii oy çek değildir. Ciro'da arkasını imzalarsın, verirsin, tamam benim olur. Ama oy öyle değil. Yani bir siyasi partinin oyu yönlendirmesi, liderinin oyunu, oyu şöyle yapalım verelim demesi seçmenin, o partiye oy veren seçmenin anlamına gelmez. Gelmez. Dolayısıyla ben Sayın İnce'nin ikinci turda seçileceğine şu an itibariyle, ama yani yarın birinci tur için sabah sandığa gidilse, yarın sabah ilk turda da Erdoğan'la İnce kalsa, ikinci turda iki hafta sonra yapılacak ikinci turda İnce'nin cumhurbaşkanı olacağına adımın engin olduğu kadar eminim. Ama yarın yapılsa. Bu an itibariyle. Şimdi önümüzde de bir ay 31 gün var galiba. Önümüzde bir ay var. Siyaset taktik strateji işidir. Burada artık bundan sonra bir ciddi strateji savaşlarını göreceğiz. Diğer partiler açısından, 5 aday açısından, ama biz de tabii tecrübeli, eski bir parti olarak, tecrübeli siyasetçiler olarak Cumhuriyet Halk Partisi'nin hem parlamento başarısı için Millet İttifakı ile birlikte, ama özelde de elbette Cumhurbaşkanı adayımızın Cumhurbaşkanı seçilmesinin önündeki bütün engelleri sakin bir şekilde, aste aste, inançlı bir şekilde, kimseyi ürkütmeden, kırıp dökmeden, kaldırarak bu sonucu alacağız. Peki ikinci turda CHP'ye gelmez denilen seçmeni getirmek için bir formülünüz var mı? Onun formülü bu ilk turda 24 Haziran'a kadar adayların meydanlarda ve televizyonlarda söyleyecekleridir. Onun formülü bizim partinin daha sonra ikinci turda... Özür dilerim, lafızı kesin ama mesela Muharrem Bey dedi ki ben ikinci turda Meral Akşener'in yardımcını kabul ederim dedi. Böyle bir karşı taraftan böyle bir şey olma ihtimali olabilir mi anlamda soruyorum bunu. Yani ne bileyim Temel Bey'le veya Meral Hanım'la bir başkan yardımcılığı gibi bir koalisyon durumu olabilir mi? O, şüphesiz zaten bir Millet İttifakımız var bizim. Yani bu Cumhurbaşkanı için de geçerli. Elbette. Yani biz öyle arzu ederiz. Millet İttifakı 650 parlamento seçimlerin ile ilgili bir iştir. Millet İttifakı'nın içinde şimdi Cumhuriyet Halk Partisi Cumhurbaşkanı adayı da var, İYİ Parti'nin de var, Saadet Partisi'nin de var. Bu ittifaka engel değil. O ayrı bir kul var, bu ayrı bir kul var. Ama ilk tur bitti. Atıyorum, öngörümü de bu vesileyle atarken söylemiş olayım. Tayyip Erdoğan %41 aldı, Muharrem İnce %37 aldı. 36 aldı. Şimdi Millet İttifakı'yla da biz parlamentoda, ilk turda parlamento işi bitiyor, bir daha ikinci turu yokun. İlk turda biz parlamentoda da 340 civarında bir sandalye elde ettik. Öngörüleriniz mi verdiğiniz rakamlar? Hem öngörüm hem inancım hem sonuçtur. Şimdiden ilan ediyorum burada. Aldık. Şimdi burada artık İyi Parti'ye oy veren bir seçmenin, parlamento çoğunluğunda elde etmiş olan partisinin içinde bulunduğu ittifakla birlikte Sayın İnce'ye oy vermesi işin doğaldır. Bir de bu ittifak şunu yaratıyor. Ben de mesela samimi bir şey olmaz ama diyelim Sayın Akşener, bana göre tabii, ya da Sayın Karamollaoğlu ikinci tura çıksa, şimdi Millet İttifakı içinde yürüyeceğimiz için 24 Haziran'a ikinci turda ben yani anadan doğma Cumhuriyet Halk Partili birine oy veriyor gibi Temel Karamollaoğlu'na oy veririm. Meral Akşener'e oy veririm. Bu bir aidiyet hissi de seçmende de sağlayacak. Bunu görüyoruz. Sağlayacak mı, emin misiniz? Evet, görüyoruz. Bugün mesela Bolu'da, işte oradan buraya geliyorum. O bölgedeki 4 il başkanı Muharrem Bey'e hoş geldin demek istediler. Biz sahneye kimseyi çıkarmıyoruz normalde. Ben daha hiç sahneye çıkmadım mesela, platforma. Demokrat Parti'nin Yalova, Bolu, Düzce, Sakarya il başkanları. Rozetleriyle birlikte. O bölge ahalisi tanıyor onlar. Yani biz yalandan öyle bir şey, mizansen yapmıyoruz. Çıktılar sahneye, Muharrem Bey'le fotoğraf verdiler. Demokrat Parti. Tabii o da ittifakın içinde, biliyorsunuz. Seçime parti olarak girmemekle birlikte İYİ Parti içinden adaylarını verecek. Dolayısıyla bu İYİ Parti'yi mesela Denizli'de, Bozkır'da
bir şey yaptık, miting yaptık. İyi Parti'nin ilçe yöneticileri hepsi sahnenin arkasında geldiler, benimle kucaklaştılar. Yani bir demokrasi adına bir kaynaşma zaten yapılıyor. Dolayısıyla ikinci tur noktasında ikinci turda bence biraz sonra Naci Bey tam tersini söyleyecektir şüphesiz ama kararı da millet verecek. İkinci tura kalan bir Tayyip Erdoğan'ın şansı sıfırdır. Sıfırın altındadır. Bu çok net. Alabileceği maksimum oyu Sayın Erdoğan ilk turda alacak. Peki tam tersi olmadı. Mesela diyelim ki sizin Millet İttifakı parlamentoda çoğunluğu aldı. Evet. İkinci turda vatandaş şöyle diyor mu? Ya burada da Tayyip Bey'i seçeyim. Hem tecrübeli, üstelik de parlamentoda artık güçlü olmadığı için parlamentoda onu denetler. Türkiye'de sistem biraz daha farklı iyi işler diyebilir mi? Eğer öyle olsa milletin kararıdır derim ama millet işte parlamentonun denetim yetkisi yok şu anda. Bütçeyi Cumhurbaşkanı yapıyor, parlamento kabul etmese de uygulayabiliyor. Biz yürütme organını gen soruyla denetleyemiyoruz. Parlamentonun denetim yetkisi bitti. Bütçe yapma yetkisi yok. Dolayısıyla bizim şimdi vatandaş bunu şeyi anlattık o değişiklikleri evet. O zaman mecliste ve anayasa kampanyasında. Dolayısıyla bizim vatandaşın bir uyum arayacağını görüyorum ben. Yani meclis başka, yürütme başka olursa Türkiye'nin daha ağır bedeller ödemesi muhakkaktır. Ha demokrasi kuvvetler ayrılığını iyi işletsen mesele yok. Türkiye'de asıl sorun kuvvetler ayrılığının iyi işlememesi. Ve anayasa değişikliği içinde şimdi 400 lazım geldiğine göre referandumsuz olması için. Bu zor bir iş. Meclis çoğunluğunu bizim alacağımızı çok rahat bir şekilde söylüyorum. Ama daha ileri gidiyorum. Ben Cumhurbaşkanlığı noktasında da benim 22 günde 22 ilde 26 meydan mitingi yaptık. Televizyonları saymıyorum. Bu şeyleri sizin tarzda programları. 26 meydan mitinginden hiçbirinde olmaz mı ya ulan burası da kötü geçti denmez mi ya? Bir tanesine dersin ki olmadı ya burası iyi olmadı. Tadı yoktu buranın. Hepsi iyi geçti. Hepsi iyi geçti. İllerin ölçeklerine göre, nüfuslarına göre ve bir şey yapıyoruz çok enteresan. Bizim şimdi bazen il başkanlarımız arıyor. Efendim miting yapacağız da bize biraz para. Ne yapacaksın başkan parayı diyoruz. Şimdi sana tır geliyor, sahnen kuruluyor. Türk bayrakların geliyor. Efendim işte otobüsün geliyor anons için falan filan. Sen parayı ne yapacaksın başkan? Biz ilçelerden adam taşıyacağız. Taşıma kardeşim diyorum. Taşıma. Taşımıyorsunuz. Hayır. Sen görevin, il başkanlarına söylediğimi söylüyorum. Burada canlı yayında söylüyorum. Senin görevin, Muharrem İnce'nin, Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin, işte örneğin yarın Erzincan'a gidiyoruz, Sivas'a gidiyoruz. Ya Erzincan'da, şu meydanda, şu saatte konuşacak, nokta. Biz senden başka bir şey istemiyoruz. Senin işin duyurmak. Millet kendi isteğiyle geliyorsa gelsin. Hadi gel sana bir kumanya alalım. İşte arabada gönderelim. Hatta 20 lira da para verelim. AK Parti'nin çok yaptığı işler bunlar. Bu yok ve olmayacak. Çok kararlıyız. Bugün Bolu'da İstanbul'dan benim tanıdığım partililer vardı. Bir organize böyle otobüslerle değil ama kalkıp gelmişler. Ya hiç başka işiniz yok mu sizin dedim. Ne işiniz var sizin Bolu'da? Tamam çok uzak sayılmaz belki. Ne işiniz var kardeşim? Gidin Beylikdüzü'nde çalışın, Avcılar'da çalışın, Tuzla'da çalışın. Muharrem Bey Bolu'ya, Düzce'ye, Bolu ve Düzce halkına hitap etmek için geliyor. Olay bu. Taşıma yok. Sen bir söyleyeyim. Bir şeydi o eskiden, ben de itiraf ediyorum. Bilinen şeyler bunlar. Biz bir ilde miting yapacağımız zaman il başkanı genel merkezi arar. İşte olabildiği kadar al aşağı vur yukarı bir para alınır. O para ilçelere gönderilir. İlçeler otobüsler, minibüsler kiralanır. Köylere gönderilir. Köylerden minibüs adamlar indirilir. Ve meydanlar doldurulurdu. Şimdi şöyle yapmıyor musunuz? Vallahi yapmıyoruz. Ha, ama işte bugün de bak Bolu'da Tuzla'dan efendim Beylikdüzü ya, Beylikdüzü'nden kalkmış Bolu'ya. Ne işin var ya? Ne yapacaksın sen? Git Beylikdüzü'ndeki esnaf ziyaret et. Bunlar bizim parti yöneticilerimiz. Yani bir göya tabii kendince bir katkı sunmak, işte çorbada tuzum olsun mantığı var. Bir art niyet olumsuzluk asla yok ama gerek yok. Çok lokaldi bunlar. Bu vesileyle de duyurmuş olalım. Taşıma istemiyoruz. Sayın İnce'nin gittiği ilin ilçeleriyle birlikte ahalisi, insanları geliyorsa merak edip bu güzel bir şey. Ve bugüne kadar bu oldu. Bakın Hakkari'de biz, Hakkari'nin hani bizim için en zor bölge falan deniyor. Evet son seçimlerde alınan oylar da öyle. İtiraz etmiyorum yani. Ya da Konya. Konya'ya Konya vilayet mülki hudutlarının dışından kimse gitmedi. Kimseyi getirtmedi. Çağırmadık. Sadece komşu illerin il başkanları bir kendilerini göstermek için gelip o da norm olması gerekendir zaten. Komşu il, mücavir sınır iller. Bunlar olur ama taşıma yok ve
gittiğimiz her yerde de bize inanan milyonları, yani milyonları bir arada değil ama toplamda milyonları gördük. Peki bir ara vereceğim Engin Bey. Sonra şu listeler mevzusunu biraz ele alalım. Bayağı bir tartışıldı. İlk de biz pazar akşamı burada açıkladık listeleri. Sonrasında evet. Kıyamet koptu. Bir aradan sonra devam edeceğiz listelerle. Engin Bey listelere geçeceğiz dedik ama ondan önce birkaç sual izleyiciden gelen sualler var. Onları bir size hemen söyleyeyim. Şunu söylüyorlar. Diyorlar ki uçak meselesi. Ben... devletin imkanlarını kullanmayacağım, uçağa binmeyeceğim, özel uçaklara gezmeyeceğim diyen Cumhurbaşkanı adayı bisikletle poz verip özel uçakla mitinglere gidiyor. Bu bir çelişki değil mi derler. Bir de kampanyada Haluk Bey bana 3 milyon toplan demişti. Şu anda toplanan miktar nereye ulaştı diye merak ediyor yine vatandaşlar. Tamam. Şimdi Sayın Erdoğan ne yapıyor? Saraydan meclise geliyor. 3000 polis ve 150 araçla, cemurlar, cipler, iki makam arabası, hani güvenlik, buna bir şey demiyorum ben. Bu yabancı ülkede olur mu? Türkiye'de millet kendi cumhurbaşkanını sakınır. Ama tabii her türlü tedbir alsınlar. Buradaki bisiklet esprisi bir kere şu, Samsun'da oldu bu. Samsun bisiklet sanayinin çok geliştiği bir yerdir. Ve oradan bisiklet sanayicileri miting alanının önüne bir bisiklet getirmişler. Ve espri olsun bir makam aracı gibi de şey etiket yapıştırmışlar. Muharrem Bey de doğal bir hal içinde görünce verin bari getirin diye onu sahneye aldı. Yani orada da kürsünün önünde bir konuşma bittikten sonra bir tur attı. Bunlar siyasette bunlara sempati ikmal denir, samimiyet denir. Bu ayrı ama şimdi biz özel uçak demedi Muharrem Bey. Devletin uçağını kullanmıyorum ben dedi. Ben şimdi size hemen bu şunu eğer kameraman arkadaşımız şöyle bize bir şey nereye çevireyim buraya mı? Evet. Şimdi ben size şu yuvarlak içine aldıklarım yerin dışında burada bugün netleşen 5 il daha var. Şimdi buraya siz özel uçak kiralamadan bu programı 20 günde yapacağız bunu. İstanbul, Ankara'da da çok kalacağız çünkü. Yapamazsınız. Yapamayız. Biz paramızla uçak kiralıyoruz. Bir uçak özel uçak firmasıyla anlaştık. Kampanya boyunca biz bu uçağı kullanacağız. Bir ücret ödüyoruz. Ciddi de bir ücret ödüyoruz. Bu konuda tabii partinin bir katkısının olması mümkün değil yasal olarak. İşte sizin de biraz önce söylediğiniz gibi kampanya açıldı. Çok da iyi gidiyor. Ben de yatıracağım. Daha yatırmadım. Vallahi yani şey değil ama yatıracağım. Geçen gün İlhan Kesici yollamış bana 13.500 lira yatırmış. Evet. Sağ olsun. Eksik olmasın. Genel Başkanımız da aynı şekilde bir 13.000 küsürdü. 13.900'dü galiba üst sınır. Üst sınır noktasında Sayın Genel Başkanımız da şahsi cebine... Ne toplandı şu ana kadar bildi mi? Söyleyelim ya. Bunu pazar günü 3 milyondu. Bunu biliyorsanız da söylememiz gerekir şimdi. Bugün öğlen itibarıyla cumartesi pazar bankalar çalışmadı biliyorsunuz. Bugün öğlen itibarıyla 5.300.000 lira para toplandı. Ve bu büyüyecek. Çünkü şimdi millet şuna girmesin. Ulan yeterince parayı toplamışlar tamam demesin. Bu kampanyanın 5.300.000'le bitmesi mümkün değil. Nedir bütçesi kampanyanın? Bütçe işleriyle ben çok meşgul değilim. Biz bu çayı Bilecik milletvekilimiz, meclis başkan vekilimiz Yaşar Tüzün'le birlikte Muharrem Bey yardımcı oluyoruz. Ama yani 20 milyondan aşağı bitmesi mümkün değil. Yani şimdi bizi izleyenler ya iyi işte 5 milyon toplamışlar diye düşünürse mahvoluruz. Hakikaten bitmez. Daha bunu televizyon reklamları vesaire. Yani hani o illere tır yolluyoruz, miting kürsü kurduruyoruz ya. Sadece onların bir il için günde 2 ile gönderiyoruz bu araçları biz. Sadece ve canlı yayın işte size link atıyoruz falan. Sadece onlar şeffafız. Bunların milletin bilmesine hiçbir sakınca yok. 8 daha 36 KDV. En ucuzu düşüğü 45 milyon. 45 bin lira. Bin. Bir günde ne yapar bu? 50 desen 100. 100. Günde 100 lira. Sade sahnelere. O otobüsler şimdi bizi Bolu'da bırakan otobüs şimdi Sivas'a gidiyor. Boş gidecek. Orada bize işte şehir tur attıracak. Yani masraf çok abi bildiğin gibi değil. Umarım Muharrem Bey'in kampanyasına yönelik yarın İl Başkanlığımız, İstanbul İl Başkanlığımız da yarın ya da öbür gün Taksim İş Bankası Şubesi'nde bir kampanya yani başlatacaklar. Bağış hesabı yapacaklar. Ben bu vesileyle müsaade ederseniz ben
Herkesin biraz bu çorbaya tuz atmasını ben de talep etmek durumundayım. Yoksa tıkanır kalırız. Partide para var. Bir alt limit yok değil mi bunda? 1000 lira daha verir, 500 lira. 1 liraya da razı. Biz şunu da arzu ediyoruz. Yani 20 bin kişiyle 20 milyon toplamaktansa 200 bin kişiyle 1 milyon kişiyle 15 milyon toplayalım. Yani çorbada tuzun herkesin bir tuz olması atmasında fayda var. Bağış işi böyle çok şeffaf, samimi söyledim. Uçak konusu tekrar altını çizelim. Sayın İnce hiç özel uçak demedi. Benim altımda devletin uçağı yok dedi ki doğru. Ama Cumhurbaşkanı'nın biliyorsunuz emrinde büyüklü küçüklü 5-6 tane sadece devletin uçağı var. Umarım artık o uçaklarla sağdan sola gitmez. Onun da çünkü o da bir kampanya açacaktır. Belki ihtiyacı yok ama o da bir kampanya açtığında ona da bize Muharrem Bey'e milletin gönlünden kopan geliyor. Erdoğan'a da herhalde o holdinglerin kasasından belli bir yüzde gidecektir. Ama bir şeffaflık yok mu orada? Şöyle, siz partiye mesela 13 bin lira değil de 100 bin lira vermek istiyorsunuz. Buna verebiliyorsunuz. Nasıl yapıyorsunuz? Böyle kızınızın işte bugün mezun olan Zeynep'in adına 13 bin lira, eşinizin adına 13 bin lira. Buradaki bizi çeken işte kameraman arkadaşlarımızın TC kimlikleri üzerinden siz o gönlünüzden kopan oraya koyarsınız. Ama sizin adınız olmaz. İşte başka yan çekti. Tayyip Bey'inki de öyle olur. Bu da böyle. Bizimkinin de öyle pek olduğunu zannetmiyorum. Bizimki hakikaten sanıyorum şu anda bu biz 5 milyonu 20 bin vatandaşımız kişiden topladık. Bu sayının her geçen günde artacağını söylemek mümkün. Dolayısıyla uçak konusu da böyle. Peki bu, gelelim bu uçak, hisselere. Su yakmıyor. Gelelim hisselere. Şimdi ilk gece bayağı bir kıyamet koptu. Özellikle Muharrem İnce'ye yakın olduğu söylenen milletvekillerinden 12'sinin listelerde yer alaması üzerine Muharrem İnce'nin apar topar seçim gezisini yarıda kesip, mitingleri yarıda kesip Ankara'ya gece vakti geldiğini duyduk ve duyurduk. Ve hatta ertesi gün yapılacak iki mitinginde iptal edildiği söylendi. Ancak gerekçe olarak ses kısıklığı dendi. Fakat daha sonra belli ki bir uzlaşma oldu ki ses kısıklığı iğnelerle düzeldi ve Muharrem Bey tekrar mitinglerini gerçekleştirdi. Burada bir kırgınlık var mıydı ya da bunu yaparken Genel Başkan Sayın Kılıçdaroğlu Muharrem Bey'le konuşmadan mı yaptı? Cumhurbaşkanı adayı gösterdiği birisiyle onun ekibinde diye farz ettiği arkadaşlarını aday göstermeme konusu önceden bir konuşulmaz mıydı ya da konuşulmadı mı ya da konuşuldu mu? Şöyle bir yanlış şurada başlıyor. Bütün bu süreçlerin içinde ortasındayım ben. Yani görevince oradasınız tabii. Evet. Şimdi 57 milletvekilimiz bu dönem olmayacak. 26. dönemde olup da 27. dönemde olmayacak. 57 sayın milletvekili. Hepsi benim arkadaşım. Ben onların grup başkan vekiliyim. Yani sınıf başkanıyım adeta. Benim için hiçbirinin birinden farkı yoktur. Hepsinin de kendi alanlarına göre yani mesleklerine, alanlarına, ihtisaslarına göre de partiye ve meclise büyük katkılar olmuştur. Hepsinden Allah razı olsun. Ama bir gerçek vardır ki partiler Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin her döneminde neredeyse %50 oranında bir yenilenme olur. Bunun olması da gerekir. Yoksa bir milletvekili olan işte... Yok benim sorduğum o değil. Ben diyorum ki yani şeyin oraya, Muharrem Bey'in haberi yok mu diye. Oradan buraya gelecektim. Bu değişim olmak zorunda. Şimdi eğer şöyle algılanır ise şu yanlış olur. Muharrem İnce'ye yakın diye adlandırılan 12 milletvekili listeye giremedi. Doğru bu. Bu doğru. Doğru. Kemal Kılıçdaroğlu'na çok yakın 45 milletvekili de giremedi. Yani ben biliyorum Genel Başkan'ın hakikaten çok duygulanarak yani buna bunu yapmamalıyım. Yani kendisine yakınlığı, parlamento faaliyetleri bakımından 26. dönem CHP milletvekillerimiz hakikaten çok büyük işler yaptılar. Genel Başkan'ın da içi kanı ağlayarak özel hukuk bakımından yoksa tümüyle ilgili içi kanı ağlamıştır. Yani bir 3 yıl çalışmış bir milletvekiliyle bir genel başkan. Milletvekilliğini bırakıp tekrar normal eski hayata dönmenin insanda yarattığı psikolojik şeyler olur. Rahatsızlıklar, kırılganlıklar. Bunu bile bile genel başkan kendisine çok ama çok yakın 45 milletvekilinde. Hadi oradan da biraz ayıralım ama yani değişik başka yani partiçi kongrelerde genel başkana karşı olan tüzük kongreleri vesaire. Ama en az 35 milletvekilini ben biliyorum ki genel başkan için adam vur desen vurur. Örnek kötü oldu da. Kötü oldu. Kötü oldu. Ne diyelim yani canını ver desen ver ya da her türlü fedakarlığı yapabilecek 35 sayı milletvekilimize listelerde yok. Dolayısıyla bu
liste meselesinde yok, Muharrem İnce'ye yakın. Peki Muharrem Bey niye döndü Ankara'ya hemen? Bakın, rahatsızlık oldu mu orada? Program Adana'ydı sanıyorum o gün. O gün Adana programımız vardı. Bakın benim program bu hale geldi, yırtıla yırtıla. Adana'dan zaten normal programımız bizim Ankara'ya dönmekti. Çünkü ertesi gün Bartın'a gidecektik. Yani o gece Bartın'da yatmak yerine buradan gösterebilirim. Osmaniye Adana mitinginden sonra normal program, yatış, konaklama Ankara'ydı. Özel bir Ankara'ya geliş vallahi yok. Vallahi yok. Sabah da karayoluyla Bartın'a gittik zaten. Bu Sayın İnce orada bir tweet attı. Evet, sesim kısık, hakikaten kısık. Kortizon yiyor adamcağız ya. Kortizon da çok kötü bir şeydir, biliyorsunuz. Ben de sesim çabuk kısılır. Kendim seçim bölgesinde, her seçimde ben de yerim. Ben 3 günde bitiyor benim sesim. Muharrem Bey yine 10 gün iyi dayandı. Sesim kısık, sıkıntılı. Yarınki mitingleri ses yüzünden erteleyebiliriz diye bir tweet attı. Evet. Olay bundan ibaret. Sayın İnce ile Sayın Genel Başkanımızın arasında bu yönüyle en ufak bir kırgınlık, bir şey olmadı. Yok efendim, olabilir mi? Yani her ikisi de çok tecrübeli siyasetçi. Dediğim gibi arkadaşlar bakımından, şimdi Muharrem İnce'ye yakın bilinen arkadaşlar benim de çok yakın arkadaşlarım. Ben de kırılmam lazım o zaman. Ya da genel başkanın demin söylediğim gibi 35 tane arkadaşımız, genel başkan için her şey yapabilecek arkadaşlar da listede yok. Burada bu yönüyle sizi kastetmiyorum ama medyada çok kaşındığı için söylüyorum. Tartışılmasına zemin hazırlandığı için söylüyorum. Buradan kimseye bu yönüyle ekmek çıkmaz. Ama bugün ben de baktım bütün gazetelerde, özellikle bizim havuz medyası dediğimiz gazetelerde bu var. Burada bir sorun yok. Parti içinde bir huzur. Ve ben ilk defa şunu da söyleyeyim. Ben parlamentoda bayağı tecrübeliyim. Listeye giremeyen arkadaşlardan eski dönemlerde kırılganlıklarını basın üzerinden, sosyal medya üzerinden dillendirdiklerine çok şahit olmuşumdur. Listeye girmedikten sonra yönetime yönelik yüksek dozlu eleştirilere de çok şahit olmuşumdur. Bu sefer fazla olmadı galiba. Ben hiç rastlamadım. Bir galiba Eren Erdem'in ufak bir serzenişi oldu. Eren bir de o gece zor bir şey geçirdi biliyorsunuz. Ertesi gün pasaport, yurt dışına çıkış yasağı falan koyulunca. Yani insan psikolojik bir varlıktır. Bunlar da anlayışla, genel başkanımız da bunları çok anlayışla karşılar. Sayın İnce de öyle. Yani Eren Bey'in özel bir durumunun dışında ben beklediğim, hani olur bizim partide. Hep olur. Evet. Her parti olur, size daha çok olur. Bu sefer gerçekten herkes çok büyük bir sağduyuyla, bir böyle bir basiretli bir şekilde, böyle suhuletle kabul ettiler. Ama bunu da neye bağladığımı söyleyeyim burada. Şimdi arkadaşlarımızın Sayın İnce'nin Cumhurbaşkanı seçileceğine olan yüksek inançlarına bağlıyorum, açık söyleyeyim. Tamam, burada biz milletvekili olmuyoruz ama devlette, bu siyasette bu ülkeye hizmet edecek başka alanların önü açılıyor algısının, psikolojik bir algının oturduğunu gördüm. Yani de millete hizmet etmek için, devlete, ülkeye hizmet etmek için tek siyasi mekanizma milletvekilliği değil. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin kazanılması. Yani yürütmenin içerisinde yer alabiliriz diye düşünüyorum. Yürütmen sadece bakanlıkta değil. Bakanlıkta değil. Genel müdürlük olur. Yetiştikleri alanlarda yani çok değişik imkanların önünün açıldığını da hissediyoruz. Geçmişte AK Parti'de kırgınlıkları engelleyen böyle bir unsur oldu. Aynen öyle. Şimdi yönetim kurulu yer olur. Şimdi öyle mi oldu? Arkadaşlar, devlete, millete hizmet etme noktasında bizim daha işimiz var anlayışındalar. Ruh iklimi içindeler. Bu hem kampanyamız açısından. Yani şöyle düşünün. İktidar olma ihtimalini yüksek olan bir partiyle bağlarımızı koparmayalım. O arkadaşlar hiçbir şekilde bağlarını. Hepsi partisine son derece bağlı arkadaşlar. Ama benim söylemek istediğim, hani milletvekilliğim bitti mi, bir de siyasetteki hizmet üretme alan mekanizmanı elinden alıyorsun adamın. Dolayısıyla şimdi diyor ki hayır, ben siyaset üretme, siyaset yapma, millete hizmet etme noktasında elimde imkanlar, mekanizmalar olacak psikolojisi var. Bizim arkadaşların, ben tümünün, AK Parti'de de çok sayıda arkadaşın siyaset bana ne verecek diye değil, ben topluma ne vereceğim anlayış içinde olduğunu biliyorum. Ama AK Parti'nin tümü böyle mi dersen, diyemem, bildiklerim var. Ama Cumhuriyet Halk Partisi içinde ben siyasetten varsıllaşan kimseyi tanımıyorum. Peki, yine mesela bazı isimlerin üstünü çizilmesi ya da işte üstünü çizme lafı belki yanlış, abartılı olabilir ama listelerde yer bulamaz. Mesela Barış Arkadaş, Eren Erdem, Mustafa Valbay, bunlar üç gazeteciydi. Sanki gazeteci kontenjanından girmiş gibilerdi. Üçü birden yok oldu. Baktığınız zaman bu dönem Barış Arkadaş'ın oldukça çalışkan bir milletvekili olduğunu, çok fazla siyasi faaliyette bulunduğunu ve toplumda karşılığı olduğunu gördük. Şimdi ben şöyle bir baktığım zaman listeye, sanki parti içindeki
muhalefet demeyeyim ama aşırı muhalefetin biraz temizlendiği, biraz tırpanlandığı gibi. Çünkü bu arkadaşların büyük bölümü çeşitli vesilelerle Kemal Bey'le veya parti yönetimiyle ters düşmüş ve bu ters düşüşlerini de medya yoluyla da açıklamış, hatta zaman zaman aşırı sertleşmiş isimlerdi. Böyle bir şey mi yapıldı acaba partide? İhtimal vermem. Yani bu ben son 15 gündür Sayın İnce ile Anadolu Yolları'nda olduğumuz için genel merkezden uzak kaldım bu bir vakta. Listelerin oluşma noktasında haberdar değilim, katkım ve dahilim yok. Ama ben Sayın Genel Başkan'ı yakın tanıdığım için bu meselelere böyle bakmaz. Sayın Genel Başkan bu meselelere böyle baksaydı, iki defa karşısına aday olan Genel Başkan ve tüzük kurultayında da Genel Başkan'ın arzu ettiği tüzüğün geçmemesi için her şeyi yapan birini partinin cumhurbaşkanı da yapar mı? İşte onu diyorlar zaten kurtulmak için yaptı. Ya yok efendim. Hatta şöyle bir espri var, belki duymuş, sizin kulağınıza gelmiştir. Eğer Muharrem İnce cumhurbaşkanı olursa Tayyip Erdoğan'dan kurtulacağım. Muharrem İnce cumhurbaşkanı olmazsa Muharrem İnce'den kurtulacağım diye bir espri var. Bu Türkiye'de tabii sosyal medya üzerinden mizah konusunda herhalde Türkiye dünyada sıralamaya ilk üçe girecek bir ülke. Öyle bir şey yok. Ve genel başkanımız toplumda karşılık noktası olsun, enerji birikim olsun. Yani bu işe en uygun arkadaşımızı bence içimizden değerlendirip seçmiştir. Tabii nihai kararı parti meclisimiz vermekle birlikte. Bu konuda tabii herkesin bildiğini şimdi bir usulen burada işte şöyleydi böyle demenin alemi yok. Karar genel başkanımızın kararıdır. Yani parti meclisinin, il başkanlarımızın tabii o mekanizmalar yaşanmıştır. O prosedür hayata geçirilmiştir ama karar genel başkan inceleyip sık dokunmuş ve çok düşünerek bu kararı almıştır. Ve bu kararı en yakın çevresiyle de işte bizleri en yakın çevresi olarak görürseniz bizler bile peki mesela yine bazı isimler çok dikkat çekici. Evet. Mesela İlhan Cihaner. Şimdi İlhan Bey'e baktığınız zaman Türkiye'de mevcut iktidar henüz daha FETÖ'yü bir tehlike olarak görmediği dönemde FETÖ aleyhine dava açtığı için komploya maruz kalmış ve bu komplodan kurtulması için CHP kendisine kucak açmıştı. Yoksa İlhan Bey'i içeri atacaklardı. Sadece Fethullah Gülen aleyhine bir dava hazırlığı içerisinde olduğu için. Yani adamı başa gelmedi kalmamıştı. Ve hakikaten simgesel bir önem vardı. Bu mücadelede kimse etmezken Türkiye'de herkes FETÖ'ye boyun eğmişken dava açma yürekliğini göster, dava açma aşamasına gelme yürekliğini göstermiş bir adam var. Şimdi İlhan Cihaner'in mesela partiden yollanması hoş göründü mü size? Şimdi İlhan Cihaner partiden yollanamaz. İlhan Cihaner, pardon, 27. dönem İlhan Cihaner 27. dönem mecliste Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görev alamayacak. Öyle görünüyor. Evet. Ama bu İlhan Cihaner'in, Sayın İlhan Cihaner'in ben de çok sevdiğim bir milletvekilimizdir. Kardeşimizdir. Türkiye'nin demokratikleşmesi için, hak, hukuk, adalet için, özgür bir toplum için mücadele etmesini engelleyen. Yani yarın bir gün Adalet Bakanı mı olabilir? Ya bakan olur, başka türlü olur. Önce bir seçimlere kadar herkes zaten elinden geleni yapacak. Adalet Bakanı olmaz, bilmem işte SYK üyesi olur, şu olur, bulur. Bilemem ben şimdi İlhan Bey'e bir makam konuşmuyorum ben. Makamdan ziyade bir anlayışı ortaya koymak istiyorum. Yani Türkiye'de toplumsal bütünleşmeyi sağlayacak, hukuku yeniden inşa edecek, kuvvetler ayrılığını tesis ederek güçlü parlamenter sisteme geçeceğiz. Burada işgal edilmiş bir devlet var. Yani bir zihniyet tarafından, zihniyetin de ötesinde bir ideolojik anlayış devlette odaklan, yani yerleşsek devlette, eskiden mesela derdik ki ülkücüler devlette derdik. Şimdi AK Partililer de tam olarak diyemiyoruz. Tayyip Erdoğan'ın direkt ya bir cumhurbaşkanı şube müdürünün tayiniyle meşgul olur mu? Bir cumhurbaşkanı hazineye ait 100 metrekarelik bir arazinin, dağ başındaki bir arazinin kiralanmasıyla meşgul olur mu? Şimdi devlette bu şekliyle Tayyip Erdoğan'ın tayin ve tespit ettiği bir kadrolaşma var, bir kümelenme var. Biz ehliyet ve liyakat diye boşuna demiyoruz. Düşüncesi ne olursa olsun. Yani ister muhafazakar, ister liberal, ister komünist, ister faşist bir yaklaşım içinde olsun. Yani düşünce olarak söylüyorum, ideolojik anlamda söylüyorum. Adam işini yapıyorsa o işin başında oturmalı. O işi o yapmalı. Türkiye'nin başına ne geliyorsa bu ehliyet ve liyakat konusundaki zafiyetten geliyor. Böyle baktığınız zaman Sayın Cihaner'in ülkeye ve partiye hizmetleri bitirilmiş, yani hizmet etmesine imkan kalmamış değil. Bilakis Sayın Cihaner birikimini, gerek hukuk birikimini, gerek FETÖ ve benzeri terör örgütlerle ilgili mesleki
bilgi ve becerisini kullanmak için çok daha büyük ve önemli fırsatlar bulacaktır ve bunu göreceksiniz, hep beraber göreceğiz, kullanacaktır. Yani şimdi bak, mesela İlhan Caner bu sebepten diyorsak, Tuncay Özkan da mesela bu konudan bedel ödemiş biridir. Biri var, biri yok. Bu böyledir ama işin özü şu. Yani bir devir daim şart. Nereden baktığınıza bağlı. Bu devir daimi yapmazsanız da siyasette farklı sıkıntılar yaşanır. Çünkü örgütlerin talepleri var. Şimdi 81 il başkanımız var. 970 ilçe başkanımız var. Bunlar da partinin taşra teşkilatındaki kale komutanları. Bunların taleplerini de genel merkez dikkate almamazlık yapamaz. Bunu yaptığınız zaman da bu sefer partide işte merkez teşkilatı ile taşra teşkilatı arasında bir kopukluğa sebep olursunuz ki bir parti için o felakettir. Bunun sağlanması için belli arkadaşlarımızın parti içi süreçlerdeki genel başkana karşıtlık noktasına bakılmaksızın belli arkadaşlarımızın fedakarlığı gerekir. Bazen bazılarında şeyi uzun olur. Bana şu da denebilir, sen de fedakarlık yapaydın. Yarın da ben yaparım. Böyledir bu işler. Peki Haluk Pekşen'in bir açıklaması oldu. Haluk Pekşen'in önemlisinden bir tanesiydi, evet, parti içerisinde. Şöyle bir açıklaması oldu. Dedi ki Abdullah Gül'ün adayına karşı çıkan bütün milletvekilleri liste dışı kaldı. Hatta şöyle, Gül'ün adayına karşı çıkma, milletvekilinden olursun diye bana bir uyarı gelmişti zaten. Aldırmadım. Gördüğüm tablo şu. Benimle birlikte Gül'ün Cumhurbaşkanı adayına itiraz eden kim varsa liste dışı kalmıştır. Şimdi isimle örnek verirsek, arkadaşlarımızın isimlerini çok zikretmek istemem ama şimdi bakıyorum önümde, mesela İstanbul milletvekili adaylarımızın olduğu bir şey var. Not almışım. Şurada bakıyorum, Gül'ün adı Gül aday olsun diyen, bak şurada 30 küsür kişi var. 2 kişi var, söylemem. Bunlar İstanbul adayları. Sadece kişi Gül'ü istiyor yani. Burada. Burada. Burada kaç kişi birinci bölge? Ama açıkça karşı çıkmamışlardı da belki de ondan. Yok, söylediler düşüncelerini. Yani diğer arkadaşımız açıkça karşı çıkıp da ne yaptı? Ekstra ayrıca bir şey yapmamıştır ki. Yani bu yok. Televizyon böyle programına çıktım falan diyor. Ya olabilir. Bunların içinden de var. Ben de söyledim. Mesela olamaz diye, olmaz diye. Öyledir. Olabilirliği yok dedim. Ya o zaman benim de gitmem lazım. Öyle değil yani bu. Öyle değil. Dediğim gibi bir şeye ihtiyaç var. Devir daimi. Yani bu biraz da örgütlerden gelen tabii, şimdi bilgi doğrusuna oldu. Biz burada parti tüzüğümüzde şöyle bir hüküm koydu Sayın Genel Başkanımız. Milletvekili aday belirleme sürecinde biliyorsunuz siyasi partiler kanunundaki hükümler var. İşte ön seçim, aday yoklaması, merkez yoklaması. Biz tüze ilave bir şey koyduk. Bunların hangisini yaparsak yapalım. Yani özellikle merkez yoklaması ya da aday yoklaması yapmamız halinde ve örgüt eğilimi, aday yoklaması çünkü sadece delegelerle yapılabiliyor. Biz bir örgüt eğilimi, örgüt görüşü alınır diye hüküm koyduk. Parti genel merkezimiz 81 ile ve 970 ilçeye yazı yazarak illerindeki adaylarla ilgili bir değerlendirme ve eğilimi kapalı zarfla genel merkeze istedi genel merkez. Ve bu zarflar da dikkate alındı, değerlendirildi. Çünkü örgütü yok sayarak siyasi partilerin ayakta kalması mümkün değildir. Yoksa bu kolonlarını kırdığınız bir binanın ayakta nasıl kalabileceğiyle ilgili bir şeydir. Yani kolonlar bizim, örgütler bizim partinin kolonlarıdır. Engin Bey, bir kısa arada vereceğim, olur, sonra devam edeceğiz tekrar, olur, kısa bir süre. Evet Engin Bey, son iki sualim var. Biri sual, birisi Toto oynayacağız beraber inşallah. Peki, sualim şu, bugün belki okumuşsunuzdur, köşemde şunu yazdım ben. Cumhuriyet Halk Partisi'ne seçilecek yerden gösterilmiş kadın adayların sayısında sayısını biraz düşük buldum ben. Yani Cumhuriyet Halk Partisi gibi kadın kontenjanı olan bir partinin seçilecek yerden, seçilme ihtimali yüksek yerden koyduğu aday sayısı daha fazla olmalıydı kadın diye düşünüyorum. Katılır mısınız? Katılırım. Biz kadını, kadınıyla erkeğiyle eşit, kadın erkek eşitliğinin hayatın her alanında, sade işte değişik sektörlerde değil, siyaset başta olması, bütün alanlarda bu eşitliği savunan bir partiyiz. Bu nedenledir ki parti içi seçim mekanizmalarında kadın cinsiyet kotası koyan da ilk partiyiz. Evet, dolayısıyla bizim burada bir kere şeye bakmamız lazım, başvurulara bakmamız lazım. Başvurulara baktığınızda otomatikmen, o rakamları yanımda getirmedim ama erkek başvurusunun kadınların başvurusundan fazla olduğunu görüyoruz. Normal. O oranla, onunla orantılı olarak da bizim 600 adayımızın 463'ü erkek, 137'si kadın, 5 de engelli aday. Ama seçilebilir yerde olanlar 25 civarı. Şimdi şöyle, nereden baktığınıza bağlı. Ben seçilemem diyen bir adayın ben bir kere başlarken yanlış yaptığını düşünüyorum. Yani
650 parlamento seçimi yapacağız. Tabii hayatın gerçekleri var, matematik var, rakam var ama çünkü şu zannediliyorsa bu hata. Cumhuriyet Halk Partisi bu seçimde şu an 26. dönemdeki parlamentodaki sandalye sayısı kadar bir sandalye sayısı elde edilecek deniyorsa, düşünülüyorsa sizin dediğiniz doğru. Seçilebilecek sırada 24-25 kadın adayımız var. Bunu ben de görüyorum. Ama bir parti peşinden seçime girerken kendine koto koyabilir mi? Ben şu kadar sayı, yani parlamento 600 üyeli parlamentonun 130'unu alacağım diye. Bizim iddiamız 200-250 olmalı. İddiamız bu olmalı. Hedefimiz de bu olmalı. Benim hedefim bu. Hepimizin de hedefi, partinin de hedefi. Yani 250 en az. Şimdi gerçekçi olmuş. Burada biraz yani 600'ü kim istemez? 600 olursa da olmaz. Demokrasi ortadan kalkar. Ama 250 hedeflememiz lazım. İttifak da var bunun içinde. Böylece benim biraz önce programın başında söylediğim 340-350'yi bulacağımıza inanıyorum. Bunu öngörüyorum. Böyle baktığımız zaman parlamentoda bizim partimizdeki kadın milletvekili sayısının da 40'ları bulacağını rahat söyleyebilirim. Ama şimdi bugün 21 galiba değil mi şu anda? Efendim şu anda 21, 21 evet. Şimdi sırf kadın olsun diye bu siyaset hayat, yani iki mühendis alacaksa parti birine kadın birine erkek alabilir. Ama siyaset bir ayrı bir iş. Kadın yeteri kadar kadın aday başvurmamışsa ve burada da sırf kadın olsun diye birini alıp koymayı da doğru bulmam siyasette. Siyasette bir geriye dönük emek olacak. Hani çok tabanda bir bağlantı olacak. Tabii bir de şöyle bir söz vardır. Bizde kapı dibi beklemeden köşe başına oturulmaz. Önce biraz kapının dibinde oturacaksın siyasette. Ha yok mu örnek işte paraşütle gelen öyle var. Bu da var. Bu da bir realite. Ama aşağıdan yukarı doğru siyasette bir tırmanış olur, yükselme olur. Kademelerden geçilerek Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir yerlere gelinir ve öyle gelenler uzun kalıcı olur. Kademeden geçmezsen tesadüfen ya da paraşütle ya da bir şey değişik vesilelerle gelirsen siyasi ömrün kısa olur. Bizim mesela böyle baktığınız zaman şeyimiz fena değil. Yani yaş ortalamamız 48 mesela. Evet. 48 iyi bir sayı. 30 yaş altında 49, 19 yaşında iki adayımız var. Yani bizim şeyimiz şeye uygun. 19 yaşında kapı önünde pek beklemiş olamazlar herhalde değil mi? Ama başlayacaklar işte bir yerden. AK Parti'de de yok. Göreceksin AK Parti'de herhalde bir tane. 18 yaşında var. Evet bir tane var. Onun dışında şu yok. 18 peki son şunu soracağım. Evet. Bir, parlamento için oran tahmininiz. Ne oranda oy alır Cumhur İttifakı, Millet İttifakı ve HDP? Bir tahmininiz var mı? Öngörüm var, tahminim de var. Onları yazacağım ben. Evet. Cumhur İttifakı. Cumhur İttifakı hesaplayayım bir dakika hemen. 44. 44. Onur. Evet. Millet İttifakı? Millet İttifakı pardon. Gerçi çok yakın ama o cumhursa onu şey yapacağız. 42 diyeyim ben. 42 diyorum. Millet İttifakı 44 mü? Millet İttifakı 44. Diğer partilere bir miktar oy gider. HDP? HDP'nin 12-13 oy alacağını öngörüyorum. 12. Tabii bunları 1 eksi 1 artı. Artı 1 artı eksi. Evet. Yani 41-43, 43-45, evet, 11-13. Evet. Şimdi bugün bunu görüyoruz. Peki ilk turda Sayın İnce ne alır, Sayın Erdoğan ne alır? İlk turda. Şimdi bugün seçim olsaydı konuşuruz 30 gün sonra. Nasıl istersiniz? Ama seçim olsun yok. Bu seçim evet. Tahmini. Evet tahmin yapıyoruz. Şuradan. 3. 40, 32. Muharrem İlk turda Bey, Sayın İnce alır. 32. Evet. 18 Akşener alır. 13 Demirtaş alır. 3 de Temel Bey alır. Ne etti orası? 30, 40, 50, 60, 63, 66. 34 mu adayım? O çıkıyor maalesef. Üzgünüm ama öyle çıkıyor. Bunu yazın ve unutmayın. Yazdım bunu. Bunu unutmayalım. Şu anda Engin Altay'ın tahmini olarak yazdım. Evet. Akşener 18, Temel Bey 3. İlk turu sordunuz. İlk turda Sayın İnce 32, Sayın Erdoğan 34 ve Demirtaş 13. Evet. Bunu yazdım.
Yayında değiliz değil mi? Yayındayız. Çok teşekkür ediyorum. Size kolay gelsin. Evet. Yurt seyahatlerinde evet, Muharrem Bey'in yanında. Yine görüşeceğiz herhalde zaten önümüzdeki 30 gün içerisinde. Tekrar görüşürüz. Sağ olun. Değerli izleyiciler, az sonra Profesör Doktor Mehmet Naci Bostancı burada olacak. AK Parti Grup Başkan Vekili. Benzer konuları kendisine ele alacağız.